İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yerli halkların Cenevre'deki tarihi yürüyüşü, Batı Ermenistan'ın evlatları Antranik Piloyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine, Geham Stepanyan'dan Taibo Klara, dürüst değilsiniz, biraz bile dürüst değilsiniz. Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Artsakh'ta ciddi bir sağlık krizi var. Artak Beklaryan, Artsakh'ın yerli halkı jeopolitik çıkarların ve oyunların kurbanıdır. Ararat Armenya Konfederasyon Ligi'nde ikinci tura çıktı. Halkların Uzmanlık Mekanizması'nın 16. oturumu 18 Temmuz 2023'te Cenevre'de gerçekleşen yerli halkların yürüyüşü gibi tarihi bir olayın organizasyonunu başlattı. Yerli halklardan oluşan heyetler bayrakları ve geleneksel yerli kostümleriyle yürüdüler. Milletler Meydanı'ndan başlayıp Dekahe sergisinin bulunduğu Cenevre Gölü kıyısında sona eren bu yürüyüşe Batı Ermenistan heyeti de katıldı. Yürüyüş, Dekahe'nin 1923'te Cenevre'deki misyonunun 100. yılına ithaf edildi. Dekahe, tarihsel olarak İrokuvaların 6 Ulus Konfederasyonu olarak bilinen Odonosoni Konfederasyonu'na aitti. Bu sergi, Dekahe'nin yolculuğunu ve Cenevre şehri ile yerli halklar arasındaki ilişkilerin gelişimini anlatıyor. Dekahe'nin yerli halkların egemenlik mücadelesinin bir simgesi haline geldiğini gösteren sergi, Cenevre'de Milletler Cemiyeti'nden Birleşmiş Milletler'e kadar yerli halkların haklarının sesinden bahsediyor. Etkinlikte bulunan Cenevre Belediye Başkanı Alfonso Gomez bir konuşma yaptı ve ardından etkinliğin vernisajını açtı. Batı Ermenistan Delegasyonu. Antranik Piloyan 1962'de doğdu. 1989-1994'te Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti sınırlarının savunmasına katıldı. Özellikle Artsakh'ın Hadrut, Şahumyan, Laçin, Mardagert bölgeleri ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerezhavan, Tavuş, Noyemperyan, Goris bölgeleri köylerinin meşru müdafasına katıldı. 6 Ekim 2020 tarihinden itibaren Artsakh Cumhuriyeti'nin güney cephesindeki askeri operasyonlara katıldı. 28 Ocak 2008 tarihinde Robert Koçaryan'ın kararnamesiyle Antranik Piloyan'a ana vatana hizmetlerinden dolayı birinci dereceden madalya verildi. 7 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararnamesiyle 5. Kolordu Komutanı Antranik Piloyan tüm general askeri rütbesine atandı. Vortan Garmir'in yok olmasının nedeni tuzlu toprakların yoğun bir şekilde sömürülmesidir. Arazilerin özel kişilere tahsis edilmesi ve hayvanların düzensiz otlatılması bu mucizevi solucanların sayısının azalmasına yol açmıştır. İnsanların yanı sıra bazı haşere ve kuşlar da solucana zarar veriyor. Vortan Garmir boyası elde etme teknolojisi büyük dikkat gerektirdiği için bir sır olarak kaldı. Artık sadece uzmanlar boya teknolojisine erişebiliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki 26 rezervlerden biri Vortan Garmir rezervidir. 1987 yılında Armavir bölgesinde kurulmuştur. Argavant, Arapaz ve Alaşkert köyleri arasında yer almaktadır. Rezervin oluşturulmasının amacı, sayısı her geçen yıl azalan kızıl solucanın korunmasını etkin bir şekilde organize etmektir. 20. yüzyılın başında dağılım alanı 10 bin hektar olurken 1990'da sadece 2 bin hektar oldu. Bu rezervde Vortan Garmir'in temel yemi olarak bitkileri koruma altında. Bunlar olmadan solucan varlığını sürdüremez. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, Azerbaycan'da yapılan anketin sonuçlarını Twitter mikroblogunda yayınladı. Azerilerden Rus barış güçlerinin 2025'te Artsakh'tan ayrılmasının ardından bir Ermeni çocuğuyla karşılaşılırsa ne yapacaklarını merak ettiler. Ankete katılanların %17'si çocuğun köle olarak satılacağını, %22'si çocuğu parçalayıp köpeklere yedireceğini söyledi. İnsan hakları savunucusu, Ağdam'dan Stepanakert'e insani yardım mı? Bu resme bakın ve sonra konuşun. Siz Taibo Klar, dürüst değilsiniz, biraz bile dürüst değilsiniz. Azerbaycan toplumu tamamen Ermenilere karşı nefretle dolu, diye yazdı.
Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Berzor yolunun Azerbaycan tarafından tamamen abluka altına alınmasının bir sonucu olarak Artsakh'ta yaratılan sağlık krizine atıfta bulundu. Sağlık Bakanı, hükümet oturumundan sonra gazetecilerle yaptığı söyleşide, şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledilmesi gereken hastalar da var. Sabah konuştum ve şimdi transferi bir an önce gerçekleştirmeyi bekliyoruz, dedi. İlaç stoklarına değinen bakan, şu anda Artsakh'ta planlanan tüm müdahalelerin askıya alındığını belirtti. Tüm ilaç ve tıbbi ürünler sadece acil ve akut ihtiyaç durumunda kullanılmaktadır. Anahit Avanesyan, Artsakh'taki tıbbi kaynaklar kesinlikle tükenmez değil. Bu durum ciddi bir sağlık krizini temsil ediyor. Çünkü şu anda tüm süreç kesintiye uğradı ve Artsakh'a yeni ilaç partisi girmiyor, dedi. Bakan, durumla ilgili bilgileri hem telefonla hem de yazılı olarak tüm uluslararası ortaklara ilettiğini sözlerine ekledi. Azerbaycan'ın Ukrayna'ya insani yardım gönderdiği iddia edilirken, Artsakh'ın 120 bin sakinini 221 gün terör ablukası altında, 36 gün ise tam abluka altında insani yardım dahil her türlü erzaktan mahrum bıraktı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Danışmanı Artak Beklaryan, Telegram kanalında bu konuda şunları yazdı. Azerbaycan'ın diktatör rejimi bu adımla bir yandan günahlarını temizlemeye ve Batı'dan insani hoşgörü satın almaya çalışıyor. Diğer yandan da Rusya'ya tam zamanında bir hamle daha yapıyor. Bir acı örnek daha vereyim. Faşist Azerbaycan'ın Artsakh'a 36 gün boyunca yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasına izin vermeyerek 120 bin insanı aç bıraktığı gerçeğini görmezden gelen tahıl antlaşmasının birkaç gündür askıya alınmasıyla ilgili tüm dünya gürültü koparıyor. Vardığım ana sonuç, Artsakh'ın yerli halkının sözde demokratik ve değer yüklü ülkelerde dahil olmak üzere jeopolitik çıkarların ve oyunların kurbanları olduğu basit insani bir acıdır. Her durumda arayan bulur ve savaşçı hedefe ulaşır. Konfederasyon Futbol Ligi 1. eleme turunun rövanş maçında Yerevan'ın Ararat Armenia takımı Arnavutluk'un Egnatia takımına konuk oldu. Armen Press'in haberine göre Egnatia takımı oyuncuları maçın en başında 4. dakikada skoru açmayı başardı. Ararat Armenia'dan sporcu Eza 17. dakikada farkı eşitledi. Ancak ilk yarıda Egnatia yine öne geçti. Ararat Armenia ikinci golünü 58. dakikada kaydetti. Kastaneria Ermeni takımında öne çıktı. Maçın sonunda 2-2'lik eşitlikle ana süre sona erdi ve maç uzatmalara kaldı. Takımlar karşılıklı ikişer gol daha buldular ve maçın sonucunu penaltı atışları belirleyici oldu. Penaltılarda 4-2 ile Ararat Armenia takımı öne çıktı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mırdan İdev adlı eseri sunuyoruz. Mırdan İdev art korungan lele Tani tev art korungan le 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 jan Zertani tev art korungan le 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 jan Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.